Uzun süredir görmediğimiz film oyuncusu ve şarkıcı Nil Ünal, gözlerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor. Yeşilçam filmlerinin kadrosunda yer alan ve Damarımda Kanımsın şarkısıyla bilinen Nil Ünal, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses ve birçok ünlü isimlerle kamera karşısında rol almıştı. Bugün bizim özel konuğumuz oldu. Dilerseniz kendisiyle sohbete başlayalım. Nil Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Birkaç sorumuz olacaktı. Evet. Dizi ve filmlerden gelen tekliflere açık mısınız? Tabii ki açıkım. Yani bu benim işim. Sonuçta mesleğim. Bir uzun dönem oldu, ara verdim. Çünkü o boşlukta müzik daha ağır bastı. Programlarım oldu, ekstra işlerim oldu. O yüzden sinemayla biraz uzak kaldık. Ama zaten daha iki gün önce bir teklif aldım. Sanırım yakında güzel bir filme başlıyorum. Çok teşekkürler. Ne gibi projeleri değerlendirirsiniz? Valla aile yapısına uygun, derli toplu, günümüz insanına, çünkü filmler şeydir, insanlara derstir. Önemli özellikler, insanlar onlara çok özeniyor. Oyuncuların hayatlarına, yaşadığı filmin senaryosuna. O yüzden düzgün filmlerde oynamak isterim. Peki günümüz dizilerini beğeniyor musunuz? Sahneleri? Evet evet, çok güzel diziler var. Fakat şimdi bu reyting kaygısından bir dizi başlıyor. O dizi başladı. Ay harika diyorsunuz. Ondan sonra ilk üç bölümü harika yapıyorlar. Ondan sonra dizide böyle bir ay uf getirilen bir tempo oluşuyor. Ya da çok uzatıyorlar. Lastik gibi uzuyor, uzuyor, uzuyor. İşte bu kızla olanı artık buluşturun, buluşturmuyorlar. Konu çok sıkıcı gelmeye başlıyor. Yani bir hikayenin özünden kaçıyor. Ben bunu sevmiyorum. Eski yıllardaki dizilerin samimiyeti mi yoksa günümüzdeki dizilerin samimiyeti mi daha insanı cezbediyor? Şimdi şöyle bir şey. Eski dizilerin samimiyeti hala insanlar neden eski filmleri seviyor? Neden o günlere gitmek istiyor? Tekrar eski film oynuyor, onu seyretmek istiyor. Çünkü samimiyet vardı. Çünkü bir mesaj vardı filmlerde. Çok insan Kemal Sunal filmlerine bayılır ve dikkat edin, her filmin sonunda mutlaka bir mesaj verir insanlara. O yüzden ben eski filmlerin tadı hiçbir yerde yok diyorum. Bir de o kadar imkansızlıklar içinde yapılmış ki o filmler. Kuaför yok, makyöz yok, bir tane mekan seçilmiş. O mekanda bir günde 3 günlük işi yapacaksın. Yani çok zor şartlarla eski filmlerin tadını yakalamak mümkün değil. Özveriyle, evet evet, özveriyle, sevgiyle yapılan işin tadı başka. Günümüzdeki çarpık ilişkiler biliyorsunuz çok fazla bu tarz diziler yapılıyor. Bunları sizce kimler destekliyor? Ne diyorsunuz? Aslında hiç kimse desteklemiyor. Hiç kimse desteklemez çarpık ilişkileri. Herkes normal bir aile formunu sever. Fakat diziye heyecan ve renk katması açısından senaryo, adı üstünde senaryo. Onu o şekilde yapıyorlar. Ama ben bir bakıyorum ki maşallah gündüz kuşağının gerçek hayatlarında çarpığın da çarpığı, akla hayale gelmeyecek şeyler yaşanıyor. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. O çocuklar başka babalardan kendi babalarıymış gibi adama baktırtıyor. Yani ben böyle şoklar içerisindeyim. İnanılmaz bir aile düzeninde şeylik var. O yüzden çirkinlikler dönüyor. Allah'a havale ediyorum. Allah'ım herkese akıl fikir versin diyorum. Aşk-ı Memnu dizisi gibi diğer dizilerin de toplumun ahlakını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Şimdi insan yapısında insanın kişiliği nasılsa o öyle devam eder. Şimdi çarpık bir ilişkiyi görüp o filmde aa bu böyle yaptı ben de yapayım diyemezsiniz. O insanın karakteriyle ruhuyla bağdaşan bir şey. O yüzden filmlerden örnek alarak hayatlarını bu şekle döndüren insanların bence kendi karakterlerini yansıtmasıdır. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim. Yani filme örnek alıp aa ben de yengemle olayım, böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. O yüzden kesinlikle bu tarz insanları da destekliyorum. Evet evet evet. Onlar kendi ruh yapılarıyla alakalı. Örnek alınacak bir şey değil. Sonra finalinde
o tip insanların başına neler geldiğini görüyoruz. Kötü kötü olaylar yaşıyor. Yani ders almaksa eğer filmden maksat, yani o zaman filmin sonunda tabii atılmaması gerekiyor. Bu hayal ürünüdür. Bir senarist oturmuş yazmış böyle böyle olsa böyle böyle olsa diye. Şimdi o filmi seyrettirmek için bazen bu tip şeylere girmek gerekiyor. Ama sen bunu gidip de kendi gerçek hayatında, yaşamında uygulayamazsın. Bunu yapmayan içinde zaten burada bir eksiklik olması lazım. Adam kendini camdan atıyor, balkondan atıyor. Hadi at bakalım, atabiliyor musun? Yok öyle bir şey. Peki günümüzde şu an gündemde olan bir soru soracağım. Tiyatrocu Hande Altan'a sorulan eşinin tiyatro oyununda öpüşmesiyle ilgili soruya verdiği asla rahatsızlık duymadı. Kıskanılacak bir durum yok. Eşim bir oyuncudur. Bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır. Yani eşim gereğini yapmıştır. Sözleri çok tartışıldı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben aynı camianın bir mensubu olarak normal vatandaşlarla o sinema çevresindeki olan yapımcıların, yönetmelerin, oyuncuların çok farklı bir dünyası var. Şimdi normal vatandaş olarak böyle şey olur mu diyorsun. Ama orada o rolü oynarken sana yönetmenin diyor ki bunu canlandırman lazım. Bunu hissetmesi lazım, seyirciye geçmesi lazım diyor. Sen de oyuncusun. İlk başlarda ben de acayip bakıyordum. Ay nasıl olur falan filan. Sonra bakıyorum hikayenin bütününde bu gerekiyorsa yapılıyor. Gerekmiyorsa zaten öyle bir şey yazılmamış oluyor. Yani Hamdi Bey de yılların yönetmeni, bu işin duayenlerinden. O yüzden onun kafası, onun mantığı, görüşü bizim halkın kafasıyla, görüşüyle uymaz. Birbirine uygun düşmez. Nil Hanım, sizin eşiniz olsaydı öpüşmesine izin verir miydiniz? İstemem miydiniz? Şimdi iğneyi kendine çuvaldızı başkası batır derler ya, aynen öyle bir şey. Sanatçı kafamla olabilir derdim. Ama bir kadın olarak duygularımı sorarsanız çok kıskanırım. Hayatta çok zor olurdu bence. İstemem. Sevdiğimi çok kıskanırım ben. Akrep burcuyum yani, özelliklerimden biri o. Yani onun osu var, bunun busu var. Hiç beni ilgilendirmez ama sevdiğim insanı kıskanırım doğrusu. Peki bu nesil sizce bu dönem dizileri izleyip ya da bu tarz oyuncuları örnek alıyor mu? Yani ona göre davranıyor mu? Değişiklik var mı? Vallahi seyirci daha çok şunları örnek alıyor. Sanatçının makyajını, saçını, kıyafetini, ne bileyim bunları örnek alıyor. Kalkıp da o filmde öpüştü diye veya birisine ihanet etti diye onları örnek alacağını sanmıyorum. Ama dediğim gibi o jöne benzemek veyahut da oradaki güzel bir kadına benzemek için. Görmüyor musunuz? Estetik aldı yürüdü. Ağızlar, burunlar, kaşlar, gözler. Yani iki resim yan yana koyuyorlar, tanınmayacak bir durum çıkıyor ortaya. O yüzden örnek anca fiziki şeylerdir diyorum. Sabah kuşakları peki dizilerle bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Ay, sabah kuşaklarını hiç sevmiyorum, hiç beğenmiyorum. Yani bir mahalle kavgası, bir mahalle kültürüdür. Avaz avaz o kadınlar. Yani hakikaten çok kötü ya bir topluma. Bunları empoze etmek ne kadar yanlış. Kadınlar da oturuyor çay kahve için ellerinde böyle onu seyrediyorlar. Yani ne aldınız, ne öğrendiniz. O onunla yani ne diyeceğimi de şaşırdım. Ya abuk sabuk şeyler dönüyor. Abuk sabuk kavgalar, küfürler, biplemeler olmaz. Hiç beğenmiyorum. Biraz eğitici, doğru güzel programlar olsun. Hep aynı insanları da görmeyelim artık ekranlarda. Bıktık ya. Seyirci olarak bıktık. Ben mesela yazın Bodrum'dayken güneşleniyoruz. İşte sabah kuşağı şu başlıyor, bu başlıyor falan. Yanımdaki insanlar tanımıyorum. Ay bıktık ondan. Gene mi bu sene o var? Gene mi bu var diyor. Yani insanlar farklı insanları dinlemek istiyor. Farklı bir şeyler anlamak istiyor. Görmek istiyor. Ay o sabah kuşakları. No. Peki sizi hangi dizilerde, filmlerde görebiliriz? Ne tarz, hangi tür? Valla sanatçının şeyi olmaz. Her türlü
şey rol oynarsın. Kostüme bir filmde hiç oynamadım mesela. Kostüme bir filmde oynamak isterim. Tarihi bir filmde oynamak isterim. Çok hani böyle Sultan Muhtanallah. Evet, severim, bayılırım. Süzü sürprizli olduğum için. Onun dışında komedi filmlerinde oynadım. Duygusal filmlerde oynadım. Mafya filminde Kadir İnanır'la oynadım. Orada bir gazeteci kızı canlandırıyordum ama. Yani bir sürü filmler, bir kostüme film isterim. Komedi filmlerini seviyorum. Sette çok eğleniyorsun, çok gülüyorsun. Böyle. Eski filmleri günümüzde canlandırsalar kabul eder misiniz bu projeleri? Yani eski filmleri tekrar yapmak isteseler, günümüze uyarlayın. Tabii tabii, niye etmeyeyim? Çok farklı olur, güzel olur. Çok güzel olur, çok güzel olur. Örneğin? Ay ne bileyim yani, çok güzel filmler var eskilerden seyrettiğimiz. O Türkan Şoray'ın, Fatma Girik'in, Filiz Akın'ın oynadığı filmler var. O filmler gerçekten çok güzel filmler. Ama halkımız çok seviyor salon filmi olmasına rağmen. Artık oynamak isterim. Zaten günümüzde de herkes eskiye gidiyor. Eski filmleri görmek istiyor. Bir de insanlar şunu da seviyor ekranda. Güzel kadınlar, şık kadınlar. Hani artist denince ilk başta biz çocukluğumuzdan ay ne güzel kadın, ay ne güzel adam. Yani o yüzden de bunları da görmek istiyorlar. Sevilen isimleri. Sevilen isimleri görmek istiyorlar dediğiniz gibi. Film görsellik. Film hayat. Film dünya. Film yaşam. Hepsini kapsayan bir bütün. O yüzden filmde olması gereken her şey olmalı. Kavga da oluyor. Düğün de oluyor. Ve sevişme de olabilir yani. Belli bir ölçüde, ailenin izleyebileceği miktarda. Sabah kuşaklarında özellikle beğenmediğiniz konular, beğenmediğiniz olaylar nedir? Şimdi vallahi geçen gün izliyordum ben sabah kuşağını. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Mahallede bir yufkacı var maşallah. Bu yufkacı sokakta konu komşu bırakmamış. Bir de üstüne üstlük çocukları da yapmış. Oh, adamın hiç külfeti yok. Kendi babaları bakıyor, çocuğun, kadının eşleri bakıyor. Yufkacı rahat. Yufkacı sadece yufka düş. Yani bunlar siz filmleri konu alıyorsunuz örnek olur mu diye. Esas bunları konu alıyorlar. Yani bunlar hayatın gerçekleri ve bunu yaşamış insanlar anlatıyor. Çok dikkatinizi çekiyorum. Şu anda gülüyoruz ama hakikaten ağlanacak haldeyiz yani. Bu olacak bir şey değil. Yani nasıl bir vicdan, evli bir kadın, sen bunu nasıl yapıyorsun? Bir de üstüne üstlük çocuk yapıyorsun. O çocuğu da gidip kendi kocanın hüviyetine evladı diye işletiyorsun. Yani bu olacak şey değil. Ve bunlar çıkıp televizyonda bağırıyor. Öbür adam da çok iyi bir şey yapmış gibi geliyor. Evet, öyle oldu. Ya olur mu böyle bir şey kardeşim? Bunu halk izliyor, görüyor ve böyle kötü kötü sonuçlar, işte bunlar örnek olur. Filmler değil, filmler örnek değil. Bunlar yaşanılan gerçekler. Biliyorsunuz Müslüme konusu vardı gündemimizde. Çok kötü, trajedik bir durum. Dedesiyken babası çıktı. Onu hiç söyleme, onu hiç söyleme. Günlerdir yemin ederim bak ağlayacağım geliyor. O kadar üzgünüm ki, o kadar üzgünüm ki. Şimdi benim anlamadığım bir nokta var şurada. Kadın kocası askere gidiyor. Kayınpederi geliyor buna. Hani boğazına bıçak mı soktu? Ne yaptı da bundan cinsel ilişkiye girdi? Nasıl yaptı? Hadi diyelim onu yaptı. Sen o çocuğu niye doğuruyorsun? Böyle bir şey yok. Bir de diyor ki ablama da aynı şeyi yaptı. Ablamın çocuğu da ondan değil diyor. Ya akıllara zarar yani, inanamıyorum yani, tüyler ürpertici. Böyle insanlar hakikaten af yok bunlara ya. Bu tip insanlara hakikaten idam gelsin diyorlar ya hani, bu tip cezalara gelsin. Bunlar bir daha yapmasın, kimselerin canını yakmasın. 3 yaşında sübiyan, melek onlar daha ya. 3 yaşında benim de yeğenim var. Melek, tertemiz. Hiç kirli bir düşüncesi yok. Sen buna nasıl böyle bir şey duyup da, hissedip de bunu yapabiliyorsun? Yani çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok üzgünüm ama annelerini de çok hatalı buluyorum. Tabii ki.
Çok hatalı buluyorum. Kendimi öldürürüm. Gene o adamla beraber olma. Bak tabii, bu kadar net. Bu kadar net. Tek kelimeyle ahlaksız. Ay. Ahlaksız devam ya. Böyle bizim toplumumuzda çok var aslında. Yani kardeş gözüyle baktığın insan sana farklı duygular besleyebiliyor. Veyahut da abi dediğin insan farklı şey. Bunlar benim başıma çok geldi. Benim ablam vardır, ünlü sanatçı biliyorsunuz, Gökber. Yıllar önce arkadaş olduğu biri birkaç sene geçtikten sonra beni tanıyıp benden olmak için teklifte bulunuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben elken, o adam elken böyle bir şeyi asla diyorum. Hemen red cevap. Yani bir aile, bir toplum, insanın örfleri, adetleri, gelenekleri, görenekleri, kutsal şeyleri vardır. Sen bunların hepsini çiğneyip de kayınpederin kim ya? Kayınpederinle nasıl olursun? Nasıl çocuk doğurursun? Hadi bir tane yaptın, hadi ikinci. Bence tamamen suç kadında. Kadın, o kadın istemeseydi adam ikinciye de gel. Onlar demek ki sürekli beraber oluyordu. Ben bundan bunu anlıyorum. Kusura bakmayın. Bir kadın olarak. Kadın en başta tabii. Sağlam duracak. Nasıl? Nasıl böyle bir şeye izin verirsin? Bir taneyi yapmış, ikinciyi de yapmış. O zaman bunlar sürekli ilişki yaşıyor. Bundan bu çıkar. Benim düşünceme göre bundan bu çıkıyor. Kadınların aslında daha çok dikkat etmesi lazım. Ay ben daha korktum. Çok, evet. Seni öldüreceğim dedi diye. Öldürsün ya. Yürü git. Al çocuğunu kap. Kocana söyle. Tabii. Ne yaparsa yapsın. Böyle her şeyi susmak olmuyor. Olmuyor. Tabii. Söyleyeceksin. Sanatçı toplumun aynası olarak ifade ediliyor. Sizce böyle bir ayna olur mu? Valla dediğim gibi daha önce de söyledim ya. Sanatçı tabii giydiklerini, giyimlerini, kuşamlarını, saç tarzlarını, onların hepsini şey yapıyorlar. Dikkate alıyorlar ama onun dışında ne bileyim onun yaptığını illaki yapmak gibi bir şey yok. Yok yok yok. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bu keyifli sohbet. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi yönetiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün sevenlerimize sonsuz sevgiler. İşte bu camiada olmak hem güzel hem renkli hem çok dedikodulu. Çok eleştirirsel ama bir daha da olsam daha da erken başlardım. Gene sanatçı olurdum. Çok mutluyum, çok keyifliyim. İlk programlarınızla az solist olarak mı başladınız? İlk programıma az solist olarak teklif geldi. Fahrettin Aslan'dan Allah rahmet eylesin. Ben korktum. Ben dedim daha bu işi bir deneyeyim, bir merdivenleri şöyle şöyle yavaş yavaş çıkayım. Kendime emin olayım, ondan sonra gerekiyorsa ona doğru yönelirim dedim. Hayır dedi, senden ne fazlalıkları var ki çıkanların dedi. Sen zaten müzik ortamında büyümüşsün, ablan sanatçı, devamlı müzisyenler, besteciler evinizde. Evet orası öyle dedim, sürekli şarkılar geçiliyordu falan filan. Ama dedim lütfen rica ediyorum, ben direkt asolist çıkarmayın, ben kendimi şey yapmak istiyorum dedim. Bu teklife de kimse hayır dememiştir herhalde. Neyse zaman içerisinde ben solist olarak başladım. Yani az solistin altında çıktım. Peki dedi o zaman öyle yapalım sana. Fakat yani bu az solistlerden çektiğimi bir ben bir Allah bilir. Çiçek gelir kıskanırlar. Çiçeklerimin o zaman aynalar vardı böyle, gelen müşterilerin kart vizitleri oralara konurdu, çiçek yollayanların isimleri. Zamanın solistlerinden bir tanesi, az solistlerinden birlikte çalıştım. Gitsen o kartı al, telefon et, bir tane ile çiçek yollarsan senle görüşmeyeceğim. Hülya Aşar mı yoksa? Hayır hayır, Hülya değil. Hülya ile hiç çalışmadım ben. Hiç çalışmadım. Bir tanesi gelir, bu şarkı çok güzel, bunu ben söyleyeceğim der, çıkar o repertuardan der. Yani o kadar kendilerine güvenleri yok ki. Çiçekçiler gelirdi, bir tane bayan çiçekçi vardı, hayattaysa o da bilir, benim şahidimdi.
Nil Hanım ne olur, o kadar çok çiçek geliyordu ki bana. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Sevgilerini öyle gösteriyorlar. Ya işte sizden sonra İbrahim Bey çıkacak, çiçek kalmadı ne olur. Odanızdan odaya geliyor ya çiçekler. Al tabii derdim. Kadın o saatte nereden bulacak çiçek? Bütün çiçekleri geri gönderirim, onlar yine İbrahim Bey'e de gider. Mühim olan orada zaten kişinin gönderdiği kartı üstündeki şudur budur. Ben çok, bir keresinde sahneye çıktım. Maxim'de oluyor bir de bunlar. Sahneye, mikrofona iğne batırılmış. Sesi mekanikleştirilsin diye. Şöyle dudağıma batıyordu az daha. Böyle bir şey başıma geldi. Yani ne sabotajlar, neler neler. O şarkıyı ben söyleyeceğim, bu şarkı. Masa geliyor, beni dinlemiş, gitmiş mesela. İsim verebilir misiniz o gün ben? Mesela Gönül Yazar. Masa gelmiş, beni dinlemiş, gitmiş. Hemen onlara kızıyor. Niye gidiyorsunuz onu dinleyip gitmeye? Bir tanesi diyor ki, bir dahaki programa onu koyma. Fahri Bey de diyor ki, niye koymayayım diyor. Kadın güzel, sahnesi güzel, işveli, cilveli, sesi güzel, müşterisi bol. Yani niye adam koymayayım? Ha, bu, yani bunu Gönül Yazar değil, bir başka biri. Yani bir sürü insandan biz bunları, yahu neler çektik. Ondan sonra ama ben sahneye alıştım. 90 gün hiç durmadan maraton yaptım Maxim'de. Bir başladım Caddebostan Maxim'de. Düşün kış geldi, kış programında da gene ben varım. Ondan sonra kendi kanatlarımla uçtum. Hep az solist olarak gittim. Ama benim yanımda çalışanlar her zaman beni çok sever. Şöyle yersiz kaprisler. Yok şarkı benim, yok bilmem ne, öyle şeyler yapmadım asla. Sen de söyle, solistsin. Ben söyledim. O zamanın sevilen bir şarkısıysa çıktın da bir daha sen de söyle. Söyleme diyen mi var? Yani. Ya işte bu gazın hayatı böyle rekabet, kıskançlıklar. Evet, dönemin en... Neler 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 dönüyor. Of, hatırlasam söylesem, isim versem vermesem kıyamet kopar, isimleri bir versen. İsim de verebiliriz aslında. Kendileri biliyor. Ya uçakta karşılaşıyoruz. 2 ay çalıştığım bir bayan solistle. 2 ay. Havaalanında karşılaştık, kafayı çekiyor böyle, görmemezliğe bak veriyor. Ondan sonra uçağa bindik. Kısmet bu ya. Uçakta da koridor başında ben varım. Koridorun öbür başında o bayan az solist var. Yanımda da rahmetli annesi oturuyor. Annesiyle bir sohbete başladık. Ondan sonra bu tarafa bakıyor ama buradaki az solist hanım. Annesi seslendi. Baksana Nil var burada dedi. Kızına seslendi. İsmini vermiyorum, o kendini biliyor. Görmedim diyor. Ya böyle bir oyunculuk olmaz. Nasıl görmedin ya? Şu kadar 20 santim arayla oturuyoruz. Yani neler neler. Daha anlatırsam ne zehir anılar, neler neler fırlar da. En güzeli bu. Günümüz sanatçılarına, oyuncularına neler öneriyorsunuz? Ne yapmaları gerekiyor ya da nasıl olması? Vallahi onlar bizden daha iyi biliyor her şeyin ne yapılması gerektiğini. Onun için hiçbir şey söylemiyorum. Bildikleri yolda devam etsinler. Beğendiğiniz kişiler var mı yeni oyuncularda? Var tabii, var, olmaz mı? Çok güzel genç kızlarımız var, çok yakışıklı oyuncularımız var. Ya ben isim ne bileyim. Hande mesela güzel bir kız. Hande Erçel. Ondan sonra başka kimi beğeniyorum ben? Ya bir sürü oynuyorlar da, çok da oyuncu var şu anda. Çok da gençlik var. Hepsini tek tek isim olarak bilemeyeceğim ama bunu seviyorum diyorum mesela. Yetenekli buluyor musunuz? Yani eski insanlar tabii ki, oyuncular daha yetenekliydi, daha bilgiliydi. Yok onlar da yetenekli. Çünkü okullarında okuyorlar. Eğitim alıyorlar. Eğitim aldıkları için gayet de güzel oynuyorlar. Zaten esas filmi yöneten ana karakterlerdir. Arkadaki oyuncular, karakter oyuncuları çok önemlidir. Karakter oyuncuları esas oyunu çıkarır. Öndeki güzel kızla güzel oğlan o kadar önemli değil. Onlar görsellikleriyle topluyorlar ilk başta. Sonradan çalıştıkça, öğrendikçe rollerine oturuyorlar. Zaman her şeyin ilacı. Ve zaten güzel oynuyorlar yani. Kimseye bir şey diyemeyiz. Çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Çok memnun olduk biz de birebir tanıştığımız için. Misafirimiz olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok mutlu oldum sizi tanıdığımıza. Başarılar diliyorum hayatında.
Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Basın Türk ekibine sonsuz sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ne diyeyim? Tekrar görüşmek dileğimle diyorum. Bay bay. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoş sevgiler, olun. Saygılar. Yalana yalana, yalana yalana bak, yalana bak. Lay lay ray 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 ram tarararam. Devamı Yalana Bak şarkısı. Zekai Tunca'nın eseridir. Ben çok severek söyledim bu şarkıyı. Bakalım sizler de dinleyince sevecek misiniz? Sevgiler, saygılar efendim. Bye bye.